أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bugün tefsir dersimizin tabiun dönemini işleyeceğiz inşallah. Tabii tabi tabiun denir, tabiin denir. Aslı tabiundur ama böyle Türkçe'mizde tabiin diye kalatlaşmıştır. Tabi onun da bir sebebi var. Ee, Türkçede daha ziyade böyle kelimelerin rahat olmasına e, riayet edilir efendim. Kibar olmasına. Mesela tabiun denilince i'den u'ya geçiş biraz e, zor olduğu için tabi'in daha rahat oluyor. Tabi'in diye söylenmesi. İlk müfessir e, Hazreti Allah'tır. Ne demek bu? Yani bir ayetini başka bir ayetiyle tefsir etmiştir, izah etmiştir, ee, kısa da olsa açıklamıştır. Sonrasını da e, Resulullah Efendimiz'e tebliğ ettikten sonra ona tebiyin etmesini ve teşride bulunmasını emretmiştir. Hem Rasul, Resul'ün, yani Mörsel'in, Resulullah'ın eee Burası risalet görevini taşıyan peygamberlerin üç görevi var. Birincisi tebliğ kendisine gelen emirleri, ayetleri tebliğ etmek. İkincisi tebliğ ederken tebiyin etmek yani izah etmek, açıklamak. Açıklamak. Bazı ayetler şer'i hükümler taşır. Onları teşrih etmek yani şer'i eee düzene sokmak, şer'ileştirmek, şeriatlaştırmak yani. Şimdi şeriat deyince insanlar korkuyor. Yani o kadar korkunç bir kelime değil. Zaten dinle şeriat aynı şeydir. Şeriatı bir insan kabul etmiyorum derse maazallah e, dinin dışına çıkmış olur. İrtidad etmiş olur yani dinini reddetmiş olur. Evet. İkincisi Resulullah'tır. Yani tebiyin ederken tefsir etmiştir. Hatta sorularda da sormuştuk hangisi görevi değildir diye. Orada tefsir cevabı vardı. O tabi tam uymuyordu konuya. Onun için onu yanlış cevap gibi aldık ama tebiyin ederken yani beyan ederken ne yapıyor? Tefsir ediyor ayrıca Resulullah. Böylece Resulullah Efendimiz ikinci müfessir bizim anladığımız manada Üçüncü müfessir de Ashab-ı Kiram. Ashab-ı Kiram. Bunlar da Resulullah'tan duyduklarını, öğrendiklerini bir şekilde tefsir etmişler. Belirli kaidelere göre, duyduklarına göre e, tefsir etmişler. Mesela e, Abdullah İbni Abbas Hazretleri çocuk sahabilerden tabi ileri yaşlarda ne, ne oluyor? ilerledikçe tefsir alimi oluyor. Müfessirlerin e, müfessirlerin yani tefsir alimlerinin efendim piri oluyor. Tabi Mekke ekolü diyoruz buna. Dört tane ekol var. E, Abdullah bin Abbas Mekke'de efendim Abdullah bin Mesud Irak'ta o civarda yani Hicaz'ın dışında bir ülkede Abdullah İbni e, Abdullahları söyledik. Sonra Medine'de Ubey bin Ka'b Hazretleri var. Medine alimlerinden. Kıraat olsun. Yani Kur'an-ı Kerim ile ilgili kıraat, tefsir. Ubey bin Ka'b Hazretleri var. Böyle e, tefsirlerin e, büyükleri var, pirleri var tabi ondan sonra gelen tabiinde bu eshab-ı kiramdan öğrendiklerini naklediyorlar. Buna da nakli tefsir diyoruz. Nakli tefsir. Daha önceki derste bir not halinde geçmişti. Ben tabi hepsini okuyamıyorum. Dersin çok uzun sürüyor. Bunları kendiniz de okumanız gerekiyor. Şimdi Resulullah Efendimiz şu kısmı okuyorum. Resulullah Efendimiz ne buyurmuşlar? Kur'an'ı şu dört kişiden öğreniniz. Yani Abdullah bin Mesud, Muaz bin Cebel, Ubey bin Kâb ve Ebu Huzeyfe'nin azatlısı Salim. Bu dört kişiden Kur'an-ı Kerim'i öğreniniz buyurmaktadır. Evet. Tabi burada da vardı Hz. Ali bin Ebi Talib, Hz. Ayşe radıyallahu anh'a, Hz. Ömer radıyallahu An. Şimdi tabi Hz. Ali'nin Hz. Ömer'den önce yazılması, Hz. Ali e, zahiri ilmin e, kapısıydı. Yani ene medinetül ilm buyurdu Resulullah. Ve Aliyun bâbühe. Ben e, ilmin medinesiyim, şehriyim. Yani ilim doluyum. Ali ise o Medine'ye Medine'ye girmek için kapıdır. Yani zahiri ilimler. Hazreti Ayşe radıyallahu anha beraber yaşadığı sürece Resulullah'tan hadisler rivayet etmiş. Tabii de tüm ilimleri öğrenmiş ve husus hanımlara mahsus konuları öğrenmiş. Hazreti Ömer tabi o da ilim sahibi fakat manevi ilim sahibi. Yani oğlu Abdullah Babası vefat ettiği zaman ilmin onda dokuzu gitti buyurdular. Yani, Abdullah İbni Mesud, onu geçen derste anlatmıştık. Hanefi mezhebinin, Türklerin, Balkan, yani Hanefi fıkhı ve Hanefi itikadı nerede yaşanıyorsa, nerede öğretiliyorsa, orada Abdullah İbni Mesud Hazretlerinin hakkı vardır. Onun için dua etmek lazım, rızasını almak lazım. Abdullah İbni Abbas dediğimiz gibi Mekke'de Resulullah'ın yanında büyüdü. Resulullah elini onun göğsüne koydu. Ya Rabbi buna Kur'an'ı anlamayı nasip et diye dua buyurdular. Ve o da bu şekilde büyük bir müfessir oldu. Ayrıca demin de dediğimiz Übey bin Kâb Hazretleri de böyle tefsir bilgisiyle öne çıkmışlar. Şimdi Abdullah bin Mesud Hazretleri'nin unvanını demin tam hatırlayamadım. Ee, te, unvanı Tercümanül Kur'an yani Kur'an'ın tercümanı unvanı verildi Abdullah bin e, Abbas Hazretlerine. Şimdi böyle bir e, ufak giriş yaptıktan sonra Tabiin dönemine başlayabiliriz. Hz. Peygamber zamanında Arap yarım adasının yani Hicaz diyoruz biz ona. Hicaz memleketi, Mekke'nin, Medine'nin bulunduğu ülke. Eskiden yani Hicaz'a gittin veya Hicaz'a gitti diye bahsederlerdi. Haç demezlerdi yani. Hicaz derlerdi. Çünkü Mekke ile Medine'nin bulunduğu topraklara Hicaz denirdi. İşte buranın en uzak sınırlarına kadar yayılan İslamiyet onun vefatından sonra da hızlı bir biçimde yayılmaya devam etti. Yaklaşık 30 yıl sonra Mısır, Suriye, Kudüs, Irak ve İran toprakları fethedildi. Bunun sonucunda o bölgelerdeki Yahudi, Hristiyan, Zerdüşt, yani Zerdüşt Mecusiler oluyor, ateşe tapanlar ve Sabiler'den Sabiler de geçer Kur'an-ı Kerim'de. Bunlar da güneşe ve yıldızlara tapanlardır. Hani Babil'lerin inançları. Birçok kimse Müslüman olmuşlardı. Bu bölgelere vali, hakim ya da hakim ve öğretmenler gönderildi. Gittikleri ülkelerde Kur'an'ı ve Hazreti Peygamber'in uygulamalarını öğreten sahabe, Medine ve Mekke dışında Kufe ve Şam gibi şehirlerde de ilim faaliyetlerinin başlamasına ve gelişmesine büyük katkılarda bulundular. Kufa şehri şu an yok. Ee, onun yerine onun yerine Bağdat şehri inşa edildi. Kufa tabi e, bu benim kendi e, hissiyatım. Hazreti Ali'ye ve Hazreti e, Hüseyin'e e, ihanet ettikleri için onu onları kandırdıkları için Allah da orayı kaldırdı diye düşünüyorum. Kufa böyle bir şehirdi yani. Ama büyük alimler yetişti. Nahiv alimleri yetişti. Kufa ve Basra'da. Bunlar işte Nahiv ilmini öğrettiler. işte rivayetler yaptılar falan. Tabi bunların da kendilerine göre şiveleri vardı. Nahiv ilmini, Arapça ilmini böyle kendilerince açıkladılar. Tabii iyi niyetlerinden Allah razı olsun. Ama Kufe genel olarak ortadan kalktı ve onun yerine Bağdat şehri inşa edildi. Evet. Bu arada Kur'an'ın anlaşılması ve tefsir edilmesine dair de insanlara bilgiler aktardılar. Bu şehirlerdeki sahabenin etrafında toplanıp onlardan ders alan öğrenciler daha sonra bulundukları şehrin ismiyle anılan bir ekol haline geldiler. Bu ekoller şunlardır. Evet, birincisi Mekke, Mekke ekolü. İbn Abbas'ın öğrencileri Said bin Cübeyr, Mücahit ve İkrime gibi tabiinin önünde gelen önde gelen müfessirleri Mekke ekolünün kurucuları sayılır. Onlar daha çok rivayet esas almışlardır. Evet. Bir de Mekke dönemine ait yanılmıyorsam Mukatil bin Süleyman vardı. Belki ileride gelir. Medine ekolu Übey bin Kâb'ın öğrencileri Zeyd bin Eslem ve Muhammed bin Kâb el-Kurazi gibi tabiler de ise tabiler ise Medine ekolünü oluşturdular. Kufe ekolu Abdullah bin Mesud'un öğrencileri İbrahim Ennehai, Hammad ve Alkama gibi tabiinin önde gelen müfessirleri ise nakil yanında dirayet yönetimini kullanan Kufe ekolünün temelini attılar. Abi İbrahim Ennehai Hazretleri Hamad'ın hocasıdır. Hammad bin Süleyman. Bu, burada da yazıyor zaten yanında Hammad. Belki o Hamad mıdır onu tam emin değilim. Muhammed bin Süleyman var ve Hammad bin Süleyman da İmam-ı Azam Ebu Hanife Rahmetullahi Aleyh Hazretlerinin e, hocasıdır. Bunlar tabiindendir. İmam-ı Azam Hazretleri tabi e, çok sahabi görmemiştir. E, bir ihtimal Enes bin Malik Hazretlerini görmüştür. Onun için tabiinden olup olmadığı şüphelidir. Ama tabiin olması ihtimali yüksektir. Tabi bir tabiinin de bir de tabiinleri var. Yani tabiini görenler var. Onlara da tebe-i tabiin diyoruz. Ama İmam-ı Azam Hazretleri'nin tabiinden olmasını arzu ediyoruz, diliyoruz. Çünkü tabiinin derecesi tabi-i tabiine göre daha yüksek. Evet. Alkame gibi tabiinin önde gelen müfessirleri ise nakil yanında dirayet yönetimini kullanan Kufe ekolünün temelini attılar. Ben yani tabi Abdullah bin Hazretleri'nin Irak bölgesi dedim ama tam olarak Kufe'ye yerleşmiş zamanında. Kufe'de Irak bölgesindeydi. Onun için Kufe ekolü diyoruz. Bir de tabi e, İsrailiyat konusu var. İsrailiyat yani şeylerde, yayınlarda falan çok duyarsınız. İşte e, yani böyle belirli belirli alimler diyelim şöyle tırnak içinde e, hem e, Yahudiler, Hristiyanlar bizimle cennete girecek derler. Böyle iddia ederler veya düşünürler her neyse. Bazı kısım tabi hem de işine gelmedikleri bir e, nakil olduğu zaman tefsir alimlerinde bu İsrailiyat derler. Yani bu bence nasıl bir ikilim ikilem, ikilemdir, ikilem yani tezatlı konuş, tezatlı bir şeydir, e, ifadedir. Hem onları e, tutuyorsun hem de onlardan gelen rivayetleri reddediyorsun. Bunu da ben anlayamıyorum yani bir anlayan varsa bana anlatsın. Evet, İsrailiyat nedir? İsraili İslami kaynaklar dışında Yahudi ve Hristiyan kaynaklarından nakledilen efsane, kıssa, haber veya bilgi anlamına gelir. İsrailiyat haberlerin İslami kaynaklar açısından değerlendirilmesi şu şekildedir. Yani üç çeşit İsrailiyat var. Bu üçüne de dikkatli okuyalım. Bunlar e, sorularda gelebilir. Birincisi, İslam'a uygun olan İsrailiyat. İslam'a uygun olan İsrailiyattan maksat, sahih senet ve metinlerle muteber hadis kitaplarımızda yer almış olan haberlerdir. Hazreti Peygamberin veya sahabenin ve sonra gelen nesillerin, eski milletlerin, yani Yahudi ve Hristiyanlar başta olmak üzere, daha ziyade dini kültürlerine ait olarak haber verdikleri ve anlattıkları şeylerdir. İkincisi İslam'a zıt olan İsra İsrailiyat. Bu kısma giren hangi konuya ait olursa olsun İslam'ın esasları ile tenakuz. Tenakuz yani naks, birbirine zıt zıt halde yani. Birbirlerini birbirini ortadan kaldıracak şekilde yani naks şeyinden geliyor naks etmek tenakus Efendim, yani birine inanırsan diğerinin hükmü kalkıyor o anlamda tenakus İkinci bölüm böyle bunları aklen ve naklen tasvibe imkan yoktur üçüncü de tasdik veya tekzip edilemeyen İsrailiyat var. Bu tür İsrailiyat da belki tasdik veya tekzip edilemeyişinden dolayı İslami olan eserlerde ve özellikle tefsirlerde geniş yer tutmuştur. Evet. <laughs> Hazreti Peygamber'in vefatından 30 yıl sonra Müslümanlar İran topraklarının tamamını ve Bizans İmparatorluğuna bağlı Mısır, Suriye, Kudüs ve Irak topraklarını fethetmişlerdi. Bunun sonucunda o bölgelerdeki Yahudi, Hristiyan, Zerdüş ve Sabiler, Sabiiler, yani daha doğrusu Sabiilerden bazıları Müslüman olmuşlardı. Farklı kültürlerden olup da İslam'a giren insanların daha önce Müslüman olan insanlarla Arasında ne gibi kültürel etkileri olmuştur Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla Paylaşınız Yani böyle e, Tabi tarih bilmek lazım iyidir Tarih bilmek Şimdi mesela İran fethedildiği zaman İran çok eski eskiye dayanan yani kendilerince çok kadim bir kültürleri vardı. Zerdüşlerdi. Sağ, bunlara şey deniyor. E, yani itikatta, itikadi eserlerde e, Seneviler yani Seneviyun. Seneviyun e, isna, İsnan yani sayısından geliyor. iki demek. Senevi de e, dualist dualist inançları vardı bundan. Dualist yani bunlara göre iki tane tanrıları var. Biri nur, biri zulmet veya biri ışık, biri karanlık. Dualist yani iki tane tanrıları var. İşte biri iyilik yapıyor, biri kötülük yapıyor. Bu kültürün kalıntıları Persler, o zamanki Persler, yani İranlara Pers milleti deniyor. Müslüman olduktan sonra bu zerdüş e, Zerdüş kültürünün kalıntıları İslam'a geçti. Ve Şiileri, Şii yani itikadını da biraz etkiliyor. O yüzden e, tam olarak tam olarak böyle yani öğrendikleri gibi İslamiyet'i devam ettirmediler. Araya bazı böyle eski kültürlerinden falan koydular. Tabi başka memleketlerde başka şeyler olmuştur. Yani İslam dinine sonradan kültürel olarak alınan bazı eski kültürlerden kalıntılardan bir kısım şeyler oldu. Yani bir ülkede İslamiyete ait olduğu iddia edilen bir ananenin yani bir geleneğin eski kültürlerine dayandığı ihtimali yüksektir. Yani onun için İslam'a zarar verecek bir hareket gördüğümüz zaman bunu onların kültürlerinden geldiğini, İslamiyet'e sonradan yerleştiğini böyle bilmek lazım. Evet şimdi tabi'in peygamberimizle bizzat karşılaşmamış ve ayetlerin indirilişine tanıklık etmemişlerdi. Bundan dolayı tabi'in dönemi müfessirleri ayetleri yorumlarken daha fazla açıklama yapma gereği duymuşlardır. Bu dönemde Kur'an tamamen tefsir edilmeye başlanmıştır. <laughs> Sahabe döneminde sözlü olarak devam eden tefsir fa faaliyetleri Tabiin döneminde de aynı özelliğe özelliğini büyük oranda sürdürmüştür. Ancak ayetlerin yorumunda rey ve iştihadın kullanımı daha fazla genişlemiştir. Rey, e, görüş demek. Yani ra'a'dan geliyor, ru'iyet, görmek. Rey, e, görüş. Yani görüş ama buradaki görüş kendi aklına göre değil. Belirli böyle e, mantıkta olan e, kurallara göre yani hani bir tabir vardı bilim e, ilimler tarihinde miydi yani tüm'e varım tüm'e varım diye bir tabir var bunu ulema kullanmıştır yani bizde bilhassa hanefi mezhebinde rey çok kullanılmıştır yani e, bir konuyu ele almışlardır bir konuyu ele almışlardır o konunun özelliklerini araştırıp e, mesela demişlerdir ki efendim e, Bir saniye. Şimdi yine rey konusunda mesela tümevarım vardır. Bunun e, Almancası tümevarıma induktif derler. Induktif. Arapçası da istikra'i. Mesela Türkler misal veriyorum. Mesela Türkler e, ekseri veya işte Türkler siyah saçlıdır misal. Yani Ahmet de bir Türktür. Öyleyse Ahmet de siyah saçlıdır. Yani burada Türklerin e, şeyi siyah saçlı olması yani Ahmet'in e, şöyle diyeyim, düzeltiyorum. Ahmet siyah saçlıdır. Ahmet bir Türktür. Öyleyse tüm Türkler siyah saçlıdır. Yani burada e, tekten tüme varım var. Yani Ahmet'i Ahmet, Ahmet e, siyah saçlıdır. Ahmet bir Türktür. Öyleyse tüm Türkler siyah saçlıdır diye böyle bir şey. Buna re, re deniyor yani. Yani mesela rei ne demek? Anzicht veya görüş. Görüş anlamına da geliyor. Bir de bunun şeyi var tümden gelin var yani tüme varım var bir de tümden gelin var. Mesela demiş tüm balıklar denizde yaşar. Yani burada tümden başlıyor. Tek kişiden değil. Deminkinde Ahmet'ten tek kişiden bas başlıyordu cümle. Yani şey gaziye deniyor Arapçada. Burada da tümden başlıyor. Mesela tüm balıklar denizde yaşar. Hamsi bir balıktır. Öyleyse hamsi de denizde yaşar diye tümden gelim. Buna da rey deniyor. Yani böyle böyle Hanefi mezhebinde reyler çoktur. Yani Hanefi mezhebi rey üzerine kurulmuştur. Abi rey bu demek yani. Mesela ehli rey derler. Hanefi fıkhına göre ve Hanefi itikadına göre ehli rey derler. Diğer mezhepler de ehli hadistir. Yani sırf hadisi temel alır diğer şeyleri kabul etmez. Mesela kıyası fukaha rey üzerine kurulmuştur. Edile-i şeriye dörttür. Kıyas, sonuncusu kıyas fukaha. Kıyas fukaha da e, hüküm Kur'an'da, sünnette e, kitaptır. yani icmada hüküm bulunmadığı zaman e, bu üçünden birindeki bulunan hükmü yeni bir hükümle kıyas ederler. Buna kıyas fuka denir. Bunun e, şeyi, e, bunun yapılış şekli rey üzerinedir yani. Mesela adam diyor ki, Kur'an'da diyor, hamr e, size yasak kalanı diyor. Ama ben diyor şarap içmiyorum diyor. Hamr şarap demek ya. İçmiyorum mesela başka bir şey içiyorum diyor. Mesela bira içiyorum diyor, bira geçmediği için diyor ben bunu içebilirim diyor. Ama Rey e, kurallarına göre şimdi bir şey var ortak müşterek bir orada e, durum var nedir? İkisi de sarhoş edicidir. Öyleyse e, burada esas olan sarhoş edici olmasıdır. Öyleyse bira da haramdır. Yani bu kıyas fıkha böyle yapılıyor. Bu da Rey usulüne göre yapılıyor. Yani hadis usulüne göre değil, rey, ad, us, e, rey usulüne göre iştihat yapılıyor. Bunu anlatmak istiyor. Evet, şimdi devam edelim. Tabi'in dönemi tefsir hareketinde lugat, yani lugat sözlük demek, kelimeyi tek tek inceleyen ilim, bu da baş başına bir ilimdir, lugat ilmi. Sarf ilmi, nahiv ilmi belagat gibi dil bilimi ve anlam bilimi çalışmaları daha da yoğunlaşmıştır. Yoğunlaşmıştır çünkü ihtiyaç doğmuştur. Resulullah aralarında değildir. Eshab-ı kiram da birer bire gidiyor. Bu sefer ilimleri böyle tasnif etmek gereği mi doğuyor? Yani e, belirli böyle tasnif etmek demek yani sınıflandırmak böyle e, kitaplar yazmak falan ilimlere isimler vermek bu gerekiyordu. Müslümanlar farklı kültürlerle karşılaşınca ortaya çıkan sorunlar tefsir çalışmalarını hızlandırdı. Hatta Arap olmayan milletlerden Müslüman olan pek çok kimse tefsir öğrenmeye yöneldi. Bunlar içinde bir de mevali denilen kimseler vardı. Yani Mevali ne demek? Kölelikten azat edilen kimseler için kullanılan özel bir isimdir. Mevali ilmi faaliyetlerde özellikle de tefsir hareketinde büyük bir rol almıştır. Bu arada Müslümanlar da kıssaların tefsirinde ehli kitap denilen Yahudi ve Hristiyan kültüründen İsrailiyet adı verilen bilgileri kullanmada sakınca görmediler. Çünkü o bilgilere tefsirlerde yer verilmesi onları tasvip etme anlamına gelmez. Kur'an'a ters olmamak üzere Müslüman alimler İsrailiyattan ayetin anlamına uygun düşen bilgileri göstermek ve hakkında bilgi olmayan konuları da araştırılsın diye nakletmişlerdir. Bu tür bilgi ve haberler özellikle Tevrat, İncil ve Kur'an'da geçen peygamberlerin hayatlarıyla ilgili bilgiler konusunda yoğunlaşır. Kur'an'ın Kur'an'la tefsir tefsiri anlayışı sahabe döneminde olduğu gibi tabi'in döneminde de aynı şekilde devam etmiştir. Tabi'in dönemi tefsir faaliyetleri sonucunda bütün Kur'an ayetleri tefsir edilmiş ve tefsir müstakil bir ilim olarak da ortaya çıkmaya başlamıştır. Ayrıca bazı sahabilerin tefsir yöntemlerini takip eden tabi'iler, Mekke, Medine ve Kufe tefsir ekollerini oluşturmuşlardır. Şimdi ikinci başlığımıza geçiyoruz. Tedvin dönemi ve sonrasındaki gelişmeler. Tedvin, toplamak, kaydetmek, yazıya geçirmek anlamındadır. Terim anlamı ise rivayet yoluyla nakledilen sözlü ve dağınık haldeki yazılı bilgileri toplamak, düzenli bir şekilde yazıya geçirerek kitap oluşturmak anlamına gelir. Buna göre tefsirin tedvini denilince, Kur'an tefsiriyle ilgili bilgilerin ve rivayetlerin düzenli bir şekilde kitaplarda toplanması anlaşılır. Tefsirle ilgili rivayetlerin tedvin edilmesi üç aşamada gerçekleşmiştir. birinci yani ilk aşama peygamberimiz ve sahabenin dönemidir. Sözlü kültürün yaygın olduğu bu zamanda Kur'an itina ile yazılmış, diğer yazılı veya sözlü bilgilerin ona karışması önlenmiştir. İkinci aşama peygamberimizden sonra yazılmış hadis sahifeleri ile sayfeleri ve ezberlenen diğer rivayetler çeşitli mecmualarda toplanmaya başlandı. Tefsirle ilgili rivayetler hadis kitaplarında, kitabı tefsir bölümlerinde toplandı. Yine bu dönemde Kur'an'daki kelimeler, başka dillerden Kur'an'a giren kelimeler, eş sesli ve eş anlamlı kelimeler üzerinde araştırmalar yoğunlaşmıştır. Üçüncü aşama ise tabiin döneminin sonlarından itibaren başlayan tedvin dönemidir. Bu dönemde tefsir rivayetleri yanında konu ile ilgili diğer bilgiler de bir araya getirilerek Kur'an baştan sona tefsir edildi. Kitaplar yazılmaya başlandı. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona tefsir eden ilk yazılı kitap Mukatil bin Süleyman'ın Kitab-ı Tefsir El-Kebiri'dir. Kitabı Tefsirül Kebir. Ayrıca müellifin eş sesli ve eş anlamlı kelimeleri açıklayan El Eşbah ve Nezair adlı eseriyle Kur'an'daki ve ahkem ayetlerinin açıklamasının yer aldığı Kitabı Tefsirül Hamsi Mi'a yani Hamsi Mi'a 500 ayet oluyor. Demek ki 500 ayetin yani ahkemle alakalı 500 ayetin açıklamasını yapmış. Bundan başka da şu tefsir ve vesikaları da vardır. Ali bin, Ali bin Ebi Talha'nın yani Ebu Talip değil de Ebu Talha'nın tefsir risalesi bu tefsir günümüze ulaşmamıştır. Sonraki tefsirler bu risaleden çeşitli nakiller yapmışlardır. Süfyan Es-Sevri'nin Arap dilinin filoloji kurallarına ve sebeb-i dayanarak bazı ayetleri açıklayan kitab tefsir adlı eseri. Tefsir tarihine baktığımızda müfessirlerin tefsir yaparken rivayet veya dirayet tefsir tarzını tercih ettiklerini görürüz. Yani ya rivayet ya da dirayet tefsir yapıyorlar yani ya da ikisi bir arada da tabii ki yani hem rivayet ediyor hem de ondan anladığını da ayrıyeten işte tefsirine bırakıyor. Tefsirine yazıyor. Çünkü sadece de dirayet olmamalı yani çünkü nakil olması lazım es-Sabi Rivayet tefsirleri kaynak olarak Kur'an, hadis, sahabe ve tabiinin sözlerine dayanan tefsirler, rivayet tefsir olarak adlandırılır. Yani bir, bir rivayet, rivayet yani Almanca'da buna überlieferung diyorlar. Yani o ondan, o ondan überliefern yapmış, yani rivayet etmiş. Bu tefsirlere mesur, menkul ya da nakli tefsir adı verilir. Rivayet yönteminde bir ayet tefsir edilirken önce konuyla ilgili ayetlere, hadislere, sonra da sahabe ve tabi'in sözlerine ve bunların dışında tarih bilgilerine başvurulur. Rivayet tefsirleri, peygamberimizin ve sahabenin Kur'an ayetlerini nasıl anladıklarını ve uyguladıklarını anlatmaları bakımından önemlidir. Bu tür tefsirler arasında Muhammed bin Cerir et Taberi'nin, yani Taberi tefsir diyoruz yani, Camiul Beyan, An tevili Eyi yazmış. An tevili Kur'an adlı eseri önemli bir yere sahiptir. Evet. Rivayet tefsirlerindeki yöntem konuyla ilgili haberleri nakletmek. Örnek Taberi tefsiri veya Suyuti tefsiri. Bunlar rivayet tefsirleridir. İsimleri de Menkul tefsir, me'sur tefsir, nakli tefsir. Kaynak, e, hadis, sahabe ve tabi'in sözleri, diğer tarihi haberler bunlar da kaynaktır. Tabereden başka başlıcı rivayet tefsirleri şunlardır. İbn Ebi Hatim Tefsirul Kur'anil Azim. Sonra çok duyduğumuz bazılarda kürsülerde nakillerini rivayetlerini duyarız. Türk alimlerinden Ebu Leys Semerkandi Hazretleri Tefsirul Kur'anil Azim aynı şekilde Sonra Ebu Muhammed El Hüseyin El Bagavi Me'alimü tenzil yani tenzil, nuzul ilimleri anlamında Me'alimü tenzil İbni Kesir'in tefsirül Kur'an'ül Azim aynı şekilde Ebu Tahir El Firuzabadi e, bu tabi Farsça bir isme benziyor Firuzabadi Tenvirül Mikbas min tesir min tefsir İbn Abbas. Yani bu zat da İbn Abbas'ın tefsirinden iktibaslar yapmış, yani alıntılar yapmış. Sonra meşhur, en meşhurları aynı şekilde Mısırlı Celaleddin Es-Suyuti Hazretleri Durul Mensur isimli Mensur yani şimdi hep aynı dert Türkçede şimdi e, Arapçada üç tane s var değil mi? Saat var, sin var, bir de f var, peltek. Bu şimdi hangisi olduğunu anlayamıyoruz böyle yazıldığı zaman. Böyle. Yani e, bu mensur, peltek the ile mensur yani dizilmiş anlamında. Hani nesir var ya yazı yazarken nesir böyle şiir var, nesir var, nesir var edebiyatta nesir peş peşe yazılan cümleler yani normal tekst. Tekst yazısı. Şiirde biliyorsunuz. Bu mensur dizilmiş manasına. Durul mensur yani dizilmiş inciler. Dur inci demek. Dizilmiş inciler. Yani o kadar değerli inci değerinde bir ilim. Yani o zamanın şartında demek. Eee veya İnci'yi seviyormuş. öyle bir isim vermiş eserine. Dirayet tefsirleri, dirayet zaten e, bilmek anlamında yani dera, yedri, dirayeten mastarı. Hani bir yazı yazdığımızda onu yazanı bilmediğimiz zaman ne yazıyoruz altına? Veya yani bir şiir, bir mani yazdığımız zaman la edri diyoruz değil mi? Yani bilmiyorum kim yazmış bunu. La edri. Oradan geliyor yani. Ben bilmiyorum. İşte e, dirayet sözlükte anlama, idrak, kavrayış gibi anlamlara gelir. Peygamberimizin hadislerini, sahabe ve tabiinin sözlerini esas almanın yanında Arap dili ve edebiyatının imkanlarına, içtihada, akli çıkarımlara ve gerektiğinde diğer ilimlere dayanan tefsir çalışmalarına da dirayet tefsirleri adı verilmiştir bu tür tefsirlere makul veya rey tefsiri adları da konulmuştur. Yani makul akla dayanan akla dayanan feştand ondan sonra reyde demin yukarıda anlattık o da görüş yani mantık mantığa göre tüme varım tümden gelin falan demin görmüştük. Evet bilgi kutusu var. Mukatil bin Süleyman'ın Tefsirül Hams Mi'e Aya Minel Kur'an adlı eseri Ahkem Ayetleri Tefsiri ismiyle El Eşbab ve Nezir El Eşbah yani yani teşbihat yani müteşabihat var. Bir de Nezair Fil Kur'an-ı Kerim adlı eseri de Kur'an terimleri sözlüğü ismiyle e, M. Beşir Er Yarsoy tarafından Türkçe'ye kazandırılmıştır. Allah niyetlerini kabul etsin. Böyle dua etmek daha uygun geliyor. Çünkü kimin niyetinin ne olduğunu bilemiyorsun. Allah niyetlerini kabul etsin demek daha uygundur. İslam toplumunun genişlemesi, yeni ülkelerin fethi ve Müslümanların değişik ilimler ve yaklaşımlarla yüz yüze gelmesi gibi sebeplerle dirayet tefsirlerine olan ihtiyaç artmıştır. İrayet yöntemini kullanan müfessirler, hadis, fıkıh ve kelam gibi ilimler yanında lugat, lugat sözlük yani kelimelere araştıran böyle bir ilim dalı bu. Hani küçümsenmeyecek kadar önemli. Biliyorsunuz lugatı olmayan, lugatını değiştiren ne yapar? Eski kültüründen uzaklaşır veya inancından uzaklaşır. Çünkü kelimeler örtüşmüyor. Yani bunu en güzel şekilde bizim ülkemizde görüyoruz. Kelimeler e, örtüşmeyince kulağa böyle, şimdi kulağa alışkın olduğumuz dini bir kavramı bir sözü duyduğumuz zaman içimizde bir şeyler hareket eder. Ama yeni Türkçeyle bir şey duyduğun zaman e, bir işe yaramaz yani. Sende o hevesi bu heyecanı uyandırmaz. Böylece yavaş yavaş o dini olan heyecanın ne yapma? Yavaş yavaş soğumaya başlar. Çünkü kelam, söz çok önemli. Kulaktan kulağa duymak çok önemli. Evet, lugat lugat ilimleri. Gramer yani lugat zaten gramer aşağı yukarı aynı. E, gramer gerçi şey aynı değil. Nahiv ilimi demek gramer. Burada demin yukarıda nahiv yazmış, burada gramer yazmış ve edebiyat gibi dil bilimleri ile ilgili ilimlere de önem verdiler. Böylece dirayet tefsirlerinden dil bilimsel tefsir, yani dil bilimsel tefsir ne demek dil bilimsel? Bana bir şey anımsatmadı çünkü. Dil bilimsel. Fıkhi tefsir, kelami tefsir ve tasavvufi tefsir ortaya çıkmıştır. Dil bilimsel o zaman şey, yani tefsiri kelimelerin manalarına ve yapısına göre açıklayan tefsir demek. Yani şeyin e, Zamahşeri Zem Hazretleri'nin tefsiri gibi. Onun tefsiri de böyle e, kelimeleri inceleyerek e, yapılan bir tefsirdi. Dil bilimsel o olduğunu düşünüyorum. Bakmak lazım. Gayet tefsirleri tabi dil bilimsel tefsir. Burada ayrıca yine tabela yapmış. Bunu da böyle not alabilirsiniz. Yani dil bilimserde en önemli tefsir, doğru anladıysam Zemahşere'nin tefsiri. Çünkü çok büyük e, sarf ve nahiv alimiydi. Kendisi Persliydi yani İranlıydı, Farisiydi. Ama Mekke'de yaşıyordu. Dedi ki, hani ismi de şeydir, Carullah Hani Kabe'nin yanında yaşadığı için Allah'ın komşusu diye böyle lakap taktılar. Carullah ismini verdiler. Dedi ki ey Arap topluluğu gelin size atalarınızın dilini öğreteyim dedi. O derece derin bir alimdi yani. Çünkü onlar da böyle zamanla aynı bizim milletimiz gibi atalarının dilini unutmuşlar. Yeni yeni kelimeler türetmişler. Kelimelerin içini boşaltmışlar falan. Yani bu şekilde Arapça bozulmuştu. O da dedik gelin size atalarınızın dilini öğreteyim. O derece bir alimdi yani. Şurada bir açıklama yapmış bakalım. Dil bilimsel tefsir peygamberimiz ashabının anlamakta güçlük çektiği kelimelerin anlamlarını açıklamıştır. İlk tefsir çalışmaları da Kur'an'ın kelimelerinin anlamlarını araştıran Meanil Kur'an isimli kitaplar olmuştur. Anlaşılması zor veya yabancı kökenli kelimelerin anlamlarını araştıran çalışmalar Garibül Kur'an eş sesli ve eş anlamlı kelimeleri de araştıran çalışmalar da El Vücuhu ve Nezair is adlı kitaplarda toplanmıştır. Şimdi burada e, El Meani konusunu ele alan bir sayfa var, internet sayfası. Burada bir kelimeyi yazdığınız zaman çeşitli manalarını gösteriyor. Mesela burada ben nahiv kelimesini arama yerine şuraya nahiv yazdım. Sonra şey de var, klavyesi de var tabi. Orada Arapça yazabilmek için. Mesela nahiv ne demiş? Masları naha. Burada mesela ''nahiv'' ''el kastu'' kast yani e, kast etmek, hedef manasına geliyor. Veya ''et tarik'' tarik, yol manasına geliyor. ''el cihet'' cihet manasına geliyor. ''el müslü misal yani. E, örnek manasına geliyor. bundan sonra e, burada miktar manasına geliyor. Yani miktar yani sınırlı sayısı sınırlı olan bir şey anlamında. Burada en nevi nevi manasına geliyor. Yani e, nevi ne demek? Mesela zorte nevi bir çeşit. Nahvin tarifini yapmış. İlmun yurafu bihi ahvalu evahiril kelami iraben ve efendim biraz yazı küçük olduğu için tam okunmuyor ve bekaen olması lazım. Yani nahiv ilmi, burada tabi el nahvi deyince nahiv ilminin tarifini yapıyor. Bu kendisiyle kelimelerin sonu ve ahiri yani irab olarak bilinen bilinen ilimdir anlamına. Yani burada meani tasavvufi tefsirlerin en başta gelenleri şunlardır. Sehil bin Abdullah Et-Tüsteri'nin Tefsirül Kur'an-ı Azim bu ilk tasavvufi tefsirdir. Ebu Abdurrahman Es-Sülemi Hakkaika Hakkaikatül ha, tefsir Türkçe yazılışları da zor okunuyor. Hakkaika tefsir Kuşeyri'nin Letaiful İşarat bi tefsiril Kur'an. Bir de İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin Ruhul Beyan tefsiri de işari tasavvufi tefsirlerdendir. Bazı Arapça tefsir kitapları ve müellifleri Kur'an-ı Kerim Arapça olarak indirildiği için onun tefsiriyle ilgili ilk yazılan eserlerde Arapçadır. Şimdi bu konuya girmeden 69. sayfada bitirmiş olalım. Cenab-ı Hak kelamını iyi bir şekilde anlamayı ve anlatabilmeyi nasip ve müyesser buyursun. Mealcilik yok. Mealciliği bırakıyoruz. Mealcilik meal okuyarak böyle ahkam kesmeye efendim hüküm çıkarmaya e, yeni hükümler çıkarmaya işte zamanın hükümlerini Kur'an-ı Kerim'den çıkarıyormuş gibi böyle mealcilik yaparak işte şu şöyle olmalı bana göre böyle olmalı diye hüküm çıkarmak insanı dinden iman eder Allah muhafaza. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Akıllı mealcilerin şerrinden muhafaza eylesin. Ya da akılcı diyelim, akılcı mealciler. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin.